yoksa melek yüzlü bir şeytan mısın? Yakalandım yalanlar söylerken, yakalandım kalbimi çalarken. Küçük sırlar, tehlikeli oyunlar. Küçük sırlar, küçük sırlar. Ölümden sonra hayat var gördüm. Kaç kere öldüm. Kalbini mi kırmış? Kim kırmış? Ne yapmışsa unut. Geçmişi bırak. Yoluna bak. Her şey yenilenir, hayat geri gelir, arkadaşlar geri gelir. Benim anne. Kızın. Aç kapıyı. Ölümden sonra hayat var gördüm. Kaç kere öldüm. Kalbini mi kırmış? Kim kırmış? Ne yapmışsa unut. Geçmişi bırak. Yoluna bak. Her şey yenilenir. Hayat geri gelir. Arkadaşlar geri gelir. Yeni bir kapı buldun değil mi? Ayşegül sakin ol. Bu defa beni kolay kolay bırakamayacaksın. Nerede o adam? Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül sakin olur musun lütfen? Sakin falan olmayacağım. Nerede o adam? Ya saçmalama. Çekil. Saçma. Ayşegül. Ayşegül! Ayşegül! Memo yok bir şey. Kim bu? Ne oluyor?
Ayşegül. O senin kardeşin. Ne işin var kızım senin burada? Hay Allah'ım. Üç yıldır yurt dışındaydı. Özel bir okula gidiyordu. Ömer'den aldığım paraları ona gönderdim. Ömer kapının önüne koyunca buraya getirmek zorunda kaldım. O. Babamdan mı? Hayır. Nihat'ın oğlu. Babamı boynuzladığın adam. Beni bırakıp gittiğin adam. Sen ne bileceksin ki? Daha 4 yaşında bile değildin. Levent'teki evde babanla kalıyordun. Babamla mı? Beni bakıcıya bırakıp gitmiştin. İkiniz de ortada yoktunuz. Seni yanıma alacaktım. Hamileydim. Nihat bebeği doğurup ondan sonra alırsın dedi. Sonra bebek 1 yaşına gelince de... Terk ettin. Beni bırakıp gittin. Sakat çocuğunu da bir günah gibi sakladın. Memo sakat değil. Otizmli. Ne yapsaydım? Ben bile başkalarının hayatında sığıntı gibi yaşarken onu da mı sürükleseydim? Kardeşini korumak zorundaydım Ayşegül. O benim kardeşim değil. Bu zamana kadar sakladın, bundan sonra da karşıma çıkarmayacaksın onu! Ah bazı sırlar söylenmezmiş. Fark etmeden kalpler kırılır, kırılır. Ah bazı zevkler.
uyuyakalmışım. Uyu canım, erken daha. Kahvaltını buraya göndereyim istersen. Belki yatakta biraz daha keyif yaparsın. Gerek yok. Süzülmüşsün. Alışkın değilsin tabii kötü yemeklere. Kim bilir nasıl yerlerde pişiyor. Yurdun yemekleri gayet iyiydi babaanne. Benim güzel prensesim. Duş al, temiz bir şeyler giy. Bu kadar mı? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim? Hoş geldin kızım. Konuşacak bir şey yok. Aklın başına geldi, evindesin. Her şey olması gerektiği gibi. Benim güzel cehennemim. Kusura bakma Sultancığım, anca dönebildim. İyiyiz, her şey yolunda. Akşama görüşürüz inşallah. Empire Otel'de yemek yiyeceğiz. Bu aralar Emre iş için gidiyor, çok methetti. Sinan da müsaitse buyurun gelin. Akşama görüşürüz o zaman. Günaydın. Ben de seni şekerim. Kızım sen manyak mısın? Sen seversin manyaklıkları. Bana bak, bu işin şakası yok. Eğer babam burada olduğunu öğrenirse benim canımı okur. Dün gece nasıl geçti? Babam bir şey çakmadı değil mi? Kendi götürdü sandı. Yazık, bir ara o kadar heyecanlandı ki. Yalnız yaşına göre performansı hiç fena değil. Tabii seninle kıyaslarsak yani süre ve... Tamam. Fazla detaya girme. Birazcık egosu yükselsin yeter. Yükselmek ne kelime. Kendini Roka sanıyordur şimdi. Ellerine sağlık. Neyse sağ ol. Gel hadi pospayı kuyamadan kaybol. Dur. Babanın hayrına yapmadım herhalde. Paramı ver. Bu ne? Aile indirimi yapmıyorum ben. Çifte tarife canım. Şedef. Tamam. Hı? Paranı aldın, işimiz bitti. Bana bak. Bir daha babamın etrafında seni sakın görmeyeyim. Tamam. Şedef. Uyanmış. Hayır, hayır. Oradan hayattayım ben. Şedef. Neredesin yavrum?
Alo. Ya, müsaitim Harun, müsaitim. Söyle. Tamam, tamam Harun. Ya sen kesin kararlıysan anlaşırız. Yani ille devredeceğim diyorsan. Efendim? Tamam, tamam. Tamam o zaman. Ben devralmaya hazırım. Tamam, söyleyelim o zaman, sözleşmeleri hazırlasınlar, iş uzamasın. Tamam. Anladım. Anladım, tamam. Arzu! Arzu! Bir saattir bağırıyorum, duymuyorsun. Ben atölyeye gidiyorum. Şimdi işler birikmiştir. Sen ne yapacaksın? Bugün de doktora gitmeyeceğim. İyi. Bütün gün yat. Kendine acı. En iyi yaptığın şey. Bebek alışverişine mi çıkayım yoksa hamile pilatesi mi yapayım? Ne bekliyorsun? Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Haklısın. Normalde şu anda Londra'da olacaktın. Ya kader dedikleri bu olsa gerek herhalde Arzu. Ben de Paris'e gitmeyi hayal etmiştim. Of anne tamam yeter, anladım. Beni nelerin beklediğini biliyorum, görüyorum. Ama ikimiz de neleri kaçırdığımızı asla bilemeyeceğiz. Bak, madem kararın kesin, Ali'ye rağmen doğuracaksın. O zaman sorumluluk senin. Arkasında dur. Anne, Ali geri gelecek. Eminim. Ay, yapma Arzu. Yani bunu kendine yapma. Boşuna aptal hayaller kurma lütfen. Ha, sen Ali için elinden gelen her şeyi yaptın. Ama bitti. Gitti. Ali gelmeyecek. Kimseye zorla bir şey yaptıramazsın kızım. Kabullen artık. Her yolu denedin. Yapacak başka bir şey yok. Var ya. Ölmedik elden, ümit kesilmez. Bir yol daha var. Bir yol daha var. Tamam Harun, tamam Haruncuğum. Detayları konuşuruz sonra, tamam. Hadi görüşürüz, tamam, tamam. Hoşça kal, hoşça kal. Bir dakika, bir dakika. Dur, ne oluyor? Sabah oldu, gidiyorum. Ben öyle gece barda tanış, ondan sonra eve getir, yatağa at gibi bir... Çok affedersin yani, ben öyle demek istemedim şey. Yani ben öyle biri değilim, tamam mı? Sen de öyle birine benzemiyorsun. Kendini kötü hissetmenin sebebi buysa... Hayır, hayır. Bak, akşam çok güzeldi. Ve o pos bıyıklarının altında ne cevherler varmış, hepsini gördüm. Ama bu kadarı kâfi. Kâfi mi? O ne demek? Ha. Anladım. Başka bir şey var. Ha? Sevgilin var. Ya da nişanlısın. Hı? Hiç alakası yok.
O zaman tamam o zaman. O zaman görüşmemizin önünde bir engel yok demektir. Akşam yemeğe çıkalım. He? Tamam, akşam olmak zorunda değil. Ya, ne istersen onu yapalım işte, al. Gelseler duyardık herhalde. En azından bir kavga falan ederlerdi. Ayşegül burada. Neslişah'ın sevgisiyle bastım basmadım? Ne oldu ki acaba? Bir uyandır sor istersen. Ayşegül! Heves manyak mısın? Uyanınca anlatır ne oluyor? Ne oluyor ya akbaba gibi döndünüz durdunuz? Ay pardon ya, merak ettik seni de. Çatladık resmen. Adam kimmiş, tanıdık mı? Adam falan yok. Neyse, şayif tutmuş. Sürpriz yapacakmış. Vay be! Biz de neler kurmuştuk kafada. Günahını almışız kadının. Sana yeni bir cici baba falan geliyor sandık. İçiniz fesat kızım sizin. Evi döşeyip haber verecekmiş. Ne zaman taşınıyorsunuz? Taşınmıyorum. Nasıl yani? Neden ki? İstemiyorum. Orada asla yaşayamam. Yok artık. Ev ne kadar kötü olabilir ki? Kötüden de beter. Öyle adımı bile atmam. Burada daha ne kadar kalabilirsin hayatım? Başka çaren yok. İstesen de istemesen de gideceksin. Gitmeyeceğim. Eski hayatımı geri alacağım. Hadi hazırlanın. Okulda en az sefalet yuvası bizi bekliyor. Okul derken Çetin ne görmeye gidiyoruz diyor değil mi? Yok heves. Derslerimizden geri kalmamızı istemiyor. O yüzden söyledi. Merhaba, müsait misiniz? Ben Arzu bu arada. Of, nasıl söylenir ki? Alo. Merhaba. Ben Arzu, müsait misiniz? Çok acil bir durum var da. Hemen olursa. Tamam. Hemen geliyorum ben. Peki. Koktu. Sudan haber var mı? Yok.
Olmasın da. Peki. Ya ben dün nimet üstünde mi uyudum nedir? Çok acayip rüyalar gördüm. Astronottum. İzmir Köfte gezegenine iniyordum. Ay da vardı. Meğer o da sütlaçmış. Ama abi o kadar gerçekti ki. Kokusunu buradan bile duyabiliyorum. Senin toton açıkta kalmış. Vallahi ben bu evde beslenemiyorum. Boyum kısa kalacak. Bence bir hobbit için selvi boylu sayılırsın. Serap'ım yarabbim. Hop 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 hop. Abi bir tane ne olur. Hayır hayır. Bir tane bile köfte vermem. Onlar bana lazım. Ya anlamıyorum. Başka bir ailen falan mı var senin? Kime yediriyorsun köftelerini? Karoline değil mi? Eh be Meriç. Bunlar benim CV'm. Madem aşçı yardımcılığına başvurdun, bari yemek yapıp götüreyim dedim yani. CV. Yenilebilir CV. Ben de giyilebilir mi yapsam acaba? Allah kahretsin ya. Yok işte anlıyor musun? Ya yol parasına hamburgercide çalışacağım ya da yok. Tamam ya. Kriz haline getirme. Anlamıyorsun Meriç. Her şey eninde sonunda dönüp dolaşıp paraya dayanıyor. Annem gizli gizli çantama para koymaya başlamış. Ne kadar ağır bir durum anlayamazsın. Okuldan kızlar. Ya al istediğini ye. Başlarım insan kaynaklarından da görüşmesinden de. Geç kalmışsın. Ne oldu baba? Yoksa hasta mısın? Ne hastası lan? Bomba gibiyim, bomba. Sen horul horul uyurken ben odadan bile çıkmadan iş bitirdim, deyus. Evde mi bitirdin anlamadım. Oteli bağladım, oteli. Empire Oteli'ne. Bu otel artık bizim. Empire Otel. Vay. Bu efsane otel değil mi? Ha? Bunun barı falan da bayağı bir meşhurdur. Ya. Ama tabii şimdi dökülüyor. Neyse sen zaten burayı satarsın. Satarım. Ne satması lan? İşleteceğim oğlum ben orayı. Bir zamanlar ne efsaneydi bu be. Şimdi sadece restoranın işi yapıyormuş. E tabi. Cibiliyetsiz adamlara verdiler, onlar da batırdı. Ama iyi ki batırmışlar değil mi? Nasıl ya? Hı? Baba sen otel işletmeyi bilmiyorsun ki. Ben anamın karnından bu halde doğmadım herhalde. Ha? Ne olacak? Onu da öğreniriz. Ha? Lan sen sevineceğini, tebrik edeceğini sabah sabah yine ne kafa ütülüyorsun be? Tebrik ederim. Tabii haberim olmadığı için ben de biraz şaşırdım. Haberin olmaz tabii. Senin işlerle alakan bu kadar. Sorsaydın söylerdim. Sen önce bana bağırmadan konuşmayı öğren. Sonra iş konuşuruz. Akşam otelde olacağım. Bir sürü iş var. Haberin olsun.
Biz de buna egosunu tamir etsin diye eskort kız ayarlıyoruz. Hay Allah'ım. Bu süper bir fikir. Kalk ve o görüşmeye git. Of, geçti o kafam. Abi, yıllardır senden duyduğum en akıllıca fikir. Hadi kalk, kalk. Çok çocukça. Bak, görüşmeyi yapacağın şahıs her kimse, eğer birazcık yaratıcılıktan anlıyorsa sana bayılır. Buna değer. Görüşmeye falan çağrılmadım. CV yolladım, geri dönmediler. Bildiğin gerilla tipi başvuru yapacaktım. Daha iyi. Köftelerinden başka kaybedecek bir şeyin yok. Tamam, gidiyorum abi. Her türlü olasılığa muhtacım. İyi şanslar abicim. Bu arada gerçekten iyi bir fikirdi. Biliyorum. Güle güle. Alo. Meriç. Meriç ben, Murat Bey. Ha, sen iyi misin? Sesin bir acayip geliyor. Hasta mısın? Çok. Boğazım, belim. Çok fenayım. Dökülüyor her yerim. Bir şey mi vardı? Hmm. Geçmiş olsun. Neyse, sen iyileşmeye bak güzelim. Önemli bir şey yok. Bir dakika, bir dakika. Konu neydi? Ya yok, reyonlarda senin vitrin görsellerinin versiyonlarını kullanmaya karar verdim ama buradan birileri halleder artık. Yok canım. Yani aşk olsun Murat Bey. Ölmedik ya. Ben hemen gelirim. Yorma kendini ve boş ver. O kadar önemli değil. Yok canım. Olur mu hiç öyle şey? Hemen geliyorum ben. İyi, peki sen bilirsin. Ha, alo Meriç. Senin şu ufaklığı da getir, hevesi. Çok çalışkan bir kıza benziyor. Öyledir, çok çalışkandır. Tabii getiririm. Hoşça kal. O ne zekidir, o ne çalışkandır. Alo. Heves, saçmalama. Tabii ki sana söylemedim. Hemen buluşmamız lazım. Murat alarmı. Hemen geliyorum Hevescim, gelmez miyim? Hadi bay bay. Ay inanamıyorum ya, resmen her gün beni görmek istiyor. Canım benim, canım, canım. Canım benim, canım, canım. Ben ne kadar güzelim Allah'ım. Kendime demiyordum. Ya Murat benimle buluşmak istiyor. Of Heves ya, onca taş çocuk kendini paralasın. Git deden yaşındaki adama vurulu yani, pes. Murat 36'sına iyi girdi. Hı. Eh, biz de artık çıtır sayılmayız. Yani yeni dönem çıtır yaşı ona mı indirildi? Nasılım? Hala kendine benziyorsun. Bir espresso alabilir miyim? Ne yapıyorsunuz burada? Hadi çıkalım. Okulda partim var, hayırdır? O da olur tatlım. Keşke benim kapatıcımı kullansaydın. Bu bir ton açık durmuş. İyiyim ben böyle. Baban selam söyledi kızım. Akşam yemekte görüşürüz dedi. 8 gibi çıkarız. Dışarıda mı yiyeceğiz? Tabii ki. Fark etmez aslında. Ama ne zamandır evdeyiz, arada çıkmak lazım. Daha bu sabah geldim. Aylardır yokum. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.
Ya ne dışarı çıkması, ne yemeği? Tabii ki dışarı çıkacağız. Böyle ailecek ortamlarda görünmemiz lazım. Sonra kapı önünde gazetecilere bir iki her şey yolunda pozu da veririz. Tam bir mutluluk tablosu. Ne yapalım kızım? Evden kaçıp gitmenin mi başına kakalım? Beceremeyip hırsız gibi geri gelmeni mi? Tam isabet. İstemezsen gelme. Sen bilirsin. Çevirisi şöyle bak. Sıkıyorsa gelme. Bize böyle davranamaz. Artık sen de pes ettin. Geri geldin. İstediği gibi davranabilir. Ben kaçtım, araşınız. Yeni kankisi Meriç'le mi görüşecek? Murat'ın peşinde. Sen anlat, sen ne yapıyorsun? Hala şansım var. Ömer Neslişah'ın peşinde, buna eminim. Çetin'i de ikna edersem... Çetin istemiyor Ayşegül, anla artık. Neyi istemiyor? Sizinkilerin bir araya gelmesini tabii. Ben onu eski yöntemlerimle ikna ederim. Suya yaklaştığım her an bana boyun eğmek zorunda kalacak. Ya sen Ömer'leri falan boş ver şimdi. Sizin için hala bir şans var. Yani sizinkiler bir araya gelirlerse hiç... Sen de mi Ceyla ya? Ya boş versen şekerim. Ben canımla uğraşıyorum burada. Sen dün geceden beri uğraşıyorsun. Evle ilgili mi bu? Ya boş ver, bu konuyu çok abartıyorsun. Ne kadar kötü olabilir ki? Öğlen beraber gider bakarız. Of, sana ne oluyor Ceyla? İstemiyorum dedim ya. Hadi bir şey ya. Bakar mısınız? Aşçıbaşı nerede acaba? Ne oldu? Ben iş başvurusuna geri dönmüştüm de kimse cevap vermedi. Oho, doldu o iş, doldu. Hadi ya. Bir görüşsen 5 dakika. Belki yemeklerim tadınca bir şey. Yok kardeşim, esnaf lokantasın bura. Hadi başka kapı. Hadi hadi. Ya lütfen 5 dakika. Görüşsen... Hadi meşgul etme beni. İnsan kaynakları alır elemanları. Sen ona git. Hadi. Ya tamam. Allah Allah. Hadi. Arzu benim. Merhaba. Tanışamadık daha önce. Yurt dışındaydınız hep. Denk getiremedik bir türlü. Ne oluyor Arzu? Telefonda sesin çok kötüydü. Senden sonra Ali'yi aradık ama ulaşamadık. Bir şey mi oldu? Sizi aradığım için çok utanıyorum aslında. Mecbur kaldım. Ay söylesene kızım. Ben hamileyim. Ne? Ali'nin haberi var mı? Haberi alır almaz kaçtı. Şaşırmadınız galiba. Sizin daha yaşınız kaç kızım yani? Korkmuştur belli. De bir oturup konuşmak lazım tabii. Ben de konuşmak için geldim zaten. Oğlunuz ortada yok. Sizinle konuşmak istedim. Kerem amcan kötü bir şey söylemedi kızım. Birlikte bir çaresini buluruz demek istedi. O kadar kolay değil işte. Tabii ki kolay değildir, anlıyorum ama... daha çok gençsin Arzucuğum. İkiniz de. Bu bebeği doğurmam gerekiyor. Ne demek bu? Rahmimde sorun varmış.
protege olamıyorum. Ya bir gün başıma bunların geleceğini bilsem, inan bana başka türlü davranırdım. Aman yapma Biricik. Yine aynı şeyi yapardın. Israrla, bilerek hata. Hayır, bunları kendine de söylüyorsun değil mi aynı zamanda? Yani Biricik sana söylüyorum ama ben de anlayayım. Anlamadım. Gayet iyi anladın. Emre'yle ikinci kez ayrılığınızı kastediyorum. Neyse, boş ver. Ali nerelerde? Ne zaman gelecek? Erkekler zora gelince ne yapar Şevin amcığım? Bir anlasa benim kızım. Yani nelerden vazgeçtiğini bir fark etse, bir görse. Ne zaman diyete girsem canım cips ve çikolata çeker. Onunki de o hesap işte. Arzu'nun diyetlerle arası hiç iyi değildir. Ne zaman biraz kısıtlansa hemen ters teper. Onun durumu daha da zor. Ama nelerin yasak olduğunun daha farkında değil. Ona her şeyi tek tek anlatmak lazım. Nasıl yani? Duygusal olarak desteğine ihtiyacım var. Benim için de kolay değil. Olan olmuş artık. Hay Allah. Ya üniversiteye gitmeyecek misin Arzucuğum? Planların yok muydu? Plan bu. Yapılır bozulur. Yenisi yapılır. Biz de elimizden geleni yaparız tabii. Sizden istediğim tek şey Ali'yi geri getirin. Bunu sizden başka kimse yapamaz. Merak etme bebeğim. Bir daha bu kadar ortadan kaybolmayacağım, söz. Tamam canım. Ben bir açılışı yapayım da daha çok görüşürüz. Ne zahmeti? Ben rica ettim sonuçta. Öpüyorum. Aa, Kayhan'ı da görüyor musun? Tamam, ona da haber ver istersen. Tamam. Bay bay. Ne oluyor Biricik? Yarın akşam evimde parti veriyoruz Şebnemciğim. Ha, merak etme, sen de davetlisin. Yok canım, ben almayayım. Size iyi eğlenceler. Bir de bunu deneyelim bakalım. Su. Su. Deminden beri sesleniyorum. Duymamışsın. Ne haber? Şimdi daha iyisin değil mi? Yani bak, biliyorum. Şimdi söylememin bir manası yok. Ama o parayı senin çalmadığını biliyordum ben. Yani kızlar da zaten Fulya'dan şüpheleniyorlarmış. Bana söylediler. Ne diyorsun Uğur? Temizlikçi diyorum. Daha bu sabah temizlik görevlisi bulmuş. Havalandırma mazgalının arasına sıkıştırmış parayı. Fulya mı? Ya zaten müdürün elinde parayı görür görmez ağlamaya başlamış. İtiraflar falan. Sonra hakkında hemen işten başlatmışlar tabii. Ya ben seni aradılar sanıyordum. Yani yurda dönebilirsin artık. Bu olayı herkes unutur. Ne güzel bir haber. Dönerim tabii. Kızlar ağzını burnunu kırmak istemişler ama Fulya hemen kaçmış tabii. Dur. Simay ile Aslı'yı arayacağım. Onlar da senden özür dilemek istiyorlardı. İstemiyorum. Su. Tamam, bizim kızlar öküzlük etmişler. Onlar da haklı. Ama yani senin durumun da çok kötü bir durum, biliyorum. Uğur tamam, yeter artık. Yorma kendini. Tamam ya, sen bana inandın biliyorum. Teşekkür ederim. Yurt falan da umurumda değil zaten artık. Tamam mı? Görüşürüz. E nerede kalacaksın? Su! Pardon, bir su daha alır mıydınız acaba? Yok, sağ olun. Bir şey soracağım Yusuf Bey. İnsan kaynakları müdürü geldi mi?
Sekreteri haber verecekti de. O müdür bey geleli bir saat oluyor. Randevun kaçtaydı? Randevum yok. Şansımız oluyor. Neyse. İki su ne kadar? 12. Üstü kalsın. Şey, aslında müdür bey bu saatlerde 19. katta toplantıda olur. Ama sekreter bu bilgiyi vermez tabii. Çok sağ ol. Keşke bütün sekreterler senin gibi olsa. Sekreter soldaki ilk asansörden de derdi. Pardon, misafir misiniz? Hayır değilim. Niye geldiniz o zaman? Şey, insan kaynakları müdürüyle konuşacaktım da. Randevunuz var mı? Yok. Yoksa sizi dışarıyalım, lütfen. Bir görüşseydin. Lütfen. Ya bir görüşseydin, ne olur. Lütfen dışarı. Ya, tamam bey, tekleme. Hadi. Boğaç bey, kat müdürü acilen sizi görmek istiyordu. Kaybol buradan. Çalışıyorsun sen. Hayır. Sarımsaklı patlıcan ezmer. Ha? Öyleydi ama kırılmış. İki tanesi gitmiş. Ne o? Buranın yemekleri o kadar mı kötü? Bilmem. Burada kalmıyorum ki. İş görüşmesi için yapmıştım bunları. Nasıl yani? Şöyle, tipime bakan yemek yapabildiğime inanmadığı için ben de mecburen yenilebilir CV hazırladım. İnsan kaynakları müdürüne yedirecektim. Ne yani, insan kaynakları müdürüne ellerinle yedireceksin, öyle mi? Başka ne var menüde? İzmir köfte var istersen. O kırılmamış. Kardeşimin gözü kalmıştı. Sen ailene mi bakıyorsun? Sayılır. Canı çektiyse? İş görüşmesi? Randevum yok zaten. Korsan görüşmeydi yani. Adamın odasına girip bu işe ihtiyacım var anlıyor musun diyecektim ki güvenlik enseledi. Afiyet olsun size. Ömer Bey merhaba. Sen gel bakalım. Ya tamam be, yemedik oturunuzu. Dur. Ama Ömer Bey. Delikanlı benim misafirim. Gel bakalım genç adam. Madem iş arıyorsun, seninle bir görüşelim, hı? Hem bunları yemek için de bahanemiz olur ha. Gel, hadi gel, gel. Sağ ol şeker. Artık işler değişti. Başka bir kafayla konuşup anlaşmamız lazım. Ne kadar hızlı bir hayatım var. Dünden beri ne değişti? Şaka değil. Bundan sonra oyun yok. Biliyorsun. Yine hatırlatayım. Ömer'i kışkırtmayacaksın. Ben bir buluşma ayarlayacağım. Yeniden birlikte olmaları için. Engel olmayacaksın. Ne Ömer'miş ya. Unut onu, unut. Ömer yok artık. Yine o kıza bulaşmam lazım, değil mi?
Bak Çetçim, beni o kızla uğraşmak zorunda bırakıyorsun. Kız yine zarar görecek. Yazık, günah. Ben de konu ne zaman oraya gelecek diye düşünüyordum. Hah, tam orası işte. Okulun Face grubunda üniversiteli escort kız Suyun sayfasına davet edilmek istemiyorsan... ...ne yapman gerektiğini bilirsin. Tamam. Engellemeyeceğim. İstediğiniz gibi kancayı atın. Peki Ömer istemezse? Her şey sandığınız gibi olmazsa? Neslişah'ın yerine başkasını bulduysa o zaman ne olacak? O kadarını ben hallederim. Sen bulaşma yeter. Hem bizim ailenin kadınlarıyla bir kere tanışan bir daha unutamıyormuş. Hakkımızda öyle efsaneler var şekerim. Bu sabah Ömer'in odasından taş gibi bir hatun çıktı. Demek Neslişah'ın niyetineymiş. Ben organizasyonu yakında halledeceğim. Senin de haberin olacak. Ama bulaşmayacaksın. Anladın mı? Bu işin altında başka bir şey var. Ne Ömer'le ne de benimle alakası yok. Kendinizi bulunmaz Hint kumaşı falan sanıyorsunuz değil mi? Tek derdim para oğlum. Anladın mı? Hadi canım. Sen Suyun ağlayan yüzünü düşün. Belki o zaman kararını değiştirirsin. Yeni yıl konsepti için biraz fazla sade değil mi? Yani kırmızı yok, varak yok. Mesela buraya bir Christmas çamı olabilir. Bilemiyorum Meriç'ciğim. Konseptini bozmaz mı? Ben bu çizimlerde sadeliğe vuruldum açıkçası. Zaten alışılmışlığın dışında olmasını istediğim... ...miz için. Seni anlıyorum Meriç'ciğim. Konseptini bozmak istemiyorsun ama... Ya önemli değil, konsept bozulsun. Ben zaten yaptım ama insanlar Noel Baba falan bekliyor. Zaten zeytin ağacından yeni yıl çamı olmaz. Ağacı değiştirelim. Ya oluyor zaten. O zaman bas geyiği, koy Noel Baba'yı. Pamuktan da kar yağdır. Ya zaten o Noel dedikleri şey Hristiyanların şeyi değilmiş. Antik çağlardan beri kutlanıyormuş, abim diyordu. Öyle bir şey ben de duymuştum. Kışı yaraladık kutlaması. Ağaç da o yüzden. Ölümsüzlüğü anlatıyor. Ama yine de emin olamadım Heves'cim. Ya orası öyle tabii ama... ...Heves'e kalsa Kurban Bayramı'nda da koç kafaları asarız. Değil mi Heves? Çok alem kızsın Meriç'cim. Ayrıca kendi tasarımlarını bu kadar kolay eleştirebildiğin için de sana hayranım. Aynı şekilde ben de size. Çizimlerin tam da kafamda olmasını istediğim gibi. Bence bozmayalım. Benim şimdi gitmem lazım. İzninizi isteyeceğim. Üzerine daha fazla konuşuruz. Aslında bu gece derdim ama yanakların kıpkırmızı. Olur bu gece, süper olur. Sen önce git, bir dinlen, iyileş, kendine gel, daha sonra konuşuruz. İyiyim ben, ne oldu ki bana? Yanıyorsun tatlım. Hastaydın ya sabahtan beri, boğazım. Ya gayet iyiyim ben, maşallahım var. Murat Bey'le görüşebiliriz. Tamam. O zaman bu akşam bir saatine bir araya geliriz. Seni fazla yorma. Tamam. İyi günler Evet'ciğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi yine kaptın randevuyu. Ama çok ısrar etti ya, ne yapayım? Şşş! Bana bak. Eğer gece tasarımlarımla ilgili tek kelime edersen... Ne yapayım senin tasarımlarını? Konuşacak başka mevzu yok sanki. Bilemem artık. Tamam. Yani sadece bu kitapları mı istiyorsun? Su. Nasılsın? Derse gireceğim. Neden telefonlarıma hiç cevap vermiyorsun? Sana o kadar mesaj atıyorum, hiç geri dönmüyorsun. Bak, Ayşegül senin başına bela olacak. Ben yurttan ayrıldım, eve geri döndüm. Başladığım yerdeyim. Yani şu sıralar canımı sıkacak son şey bile değil Ayşegül. Görüşürüz.
Ayşegül. Seninle anlaşmalarımı tek taraflı feshediyorum. Su evine dönmüş. Artık suyu yurttan attırma tehdidinin de ortadan kalktı. Ana kız kaderinize razı olun. O senin kardeşin. Bir de aynı derse denk geliyoruz. Şu Esmer kıza sinir oluyorum. Bir de aynı derse denk geliyoruz. Ayşegül. Ayşegül. Ya ne oluyor? İyi misin? Benim bir işim var. Hadi kızım, baban geldi. Babaanne ya. Ben gelmek istemiyorum. Saçmalama kızım. Bu saatten sonra program mı değiştirilir? Hadi toparlan, in hemen. Bekliyoruz. Ev ev değil, kışla ya. Ye, in, kalk. Git, otur. Seni çok özledim. Ne gereksiz soru. Kendini de biz de üzdün boş yere. Neyse. Artık geride kaldı. Hadi nereye gideceksek gidelim, bitsin ve geri gelelim. Ne var? Kızım, neden açmıyorsun şu telefonu? Sabahtan beri arıyorum. Neredesin? Ayşegül, kızım gel de konuşalım biraz. İnat etme. Konuşacak bir şey yok. Seni babamın mekanına neden getirdim biliyor musun? Neden? Beni sarhoş edip kullanma diye. Ne güzel bir tesadüf. Tek başına içmek hiç eğlenceli değilmiş. Ne haber Ayşegül? Sizi kimseye tanıştırmak istemiyor anlaşılan. Ben Ayşegül. Merhaba, Murat ben de. Memnun oldum. Ben de. Hanımlar, ne içersiniz? Ben viski istiyorum. Viski. Meriç'cim sen? Sen karar ver. Ayşegül hemen kaybol. Bak ilk randevum, sakın yapışma. Hadi. Hiç şansın yok Meriç'cim. Bu gece canım çok sıkkın. Beni sen eğlendireceksin. Ya da istersen Murat'la seni ben tanıştırayım. Ne dersin? Heves? Asansörün kapıları açıldı. Güvenlikçiler Ömer Bey diye el pençe oldular ama
Benim hayatta aklıma gelmiyor tabii. Neyse sonunda otelin sahibi Ömer Bey önde, elinde benim köfte tabağı, arkadan da ben çıktık. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer dedikleri bu herhalde. Kalbine, aklına, ruhuna. Erkeklerde her yol aynı yere çıkıyor demek ki. Patron tatlı adam yalnız. Yani böyle tipik zengin iş adamı görüntüsü yok. Böyle yüzünün ortasında bir sürü bıyık, efe efe bir yürüyüş. Hani neredeyse kafayı koyacak gibi duruyor ama sevimli aslında. Böyle samimi bir tavrı var. Tabii ya. Sabahtan beri anlattığın detayları birleştiriyor kafam. Senin bu Ömer dediğin kim biliyor musun? Kim? Sıkı durun. Çetin babası. Hadi canım. Bir tek burası iş yapıyor. Barı da faaliyete geçireceklermiş, öyle duydum. Ömer'den ne anlarsa bar işlerinden. Otelcilikten anlıyor sanki. İlk hallerini bilmesek. Ay şunun çalımlarına bak. Gören de Osmanlı soyu sanacak. Çetin de ondan beter. Öyle babanın, öyle oğlun. Neyse. Biz yine de ilişkimizi koruyalım. O da yerini bilsin. Tabii ki canım. Hoş geldiniz. Tebrik ederim Ömer. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz efendim. Tebrikler. Hayırlı olsun Ömerciğim. Teşekkür ederim, sağ olun. Aa, kusura bakmayın. Malum iş yemeği. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Görüşürüz. İt. Tam it bu oğlan. Meriç yeteneğinin farkında değildi aslında. Onu ilk keşfeden benim. Anlatmadım yoksa. Meriç hiç kendinden bahsetmiyor ki. Onda yaratıcı insan karakteri var bence. Ay bilmez miyim? Hevesle de çok uyumlular değil mi? Adeta birbirlerini tamamladılar. Aa, Ceyla geldi. Ne haber kızlar? Aa, merhaba. Ceyla ben. Merhaba. Memnun oldum. Murat, memnun oldum. Ceyla, biliyor musun? Meriç bizden Murat'ı saklamış. Meriç mi? Meriç? Aa, bizim Meriç işte kızım. Murat'cığım, biz üç kız birbirimizin her şeyini biliriz. Eskiden aramızda heves de vardı ama bize uyum sağlayamadığı için ayrıldı. Şimdi Meriç'le takılıyorlar sadece. Ne yaptın bugün okulda Ayşegül'ün? Çetin neler oldu yani? Dedikodun geldi herhalde. Hiç magazin havamda değilim şekerim. Murat'la sohbet ediyoruz şimdi, boş ver. Meriç'cim. Benim gitmem lazım. Yarın çok yoğun bir gün beni bekliyor. Spor, masaj, toplantı. Çok erken kalkmam lazım. Hani baş başa olsaydık içime sinmezdi ama arkadaşlarım burada. Sen bilirsin. Çok tatlısın. Murat'cığım çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Meriç'ten alırım haberlerini. Memnun oldum. Memnun oldum. Görüşmek üzere. İyi geceler. Sen görürsün Ayşegül. Senden bu gecenin acısını çıkarmazsan bana da heves demesinler. Demiyorlar zaten canım. Meriç diyorlar. Ay kızım bu gece çok eğlendim gerçekten. En iyi heves fıkrası olarak birinci sıradan geçer bu geceye. Sen mutlu olamıyorsun ya, başkası da mutlu olsun istemiyorsun. Evet canım. Bak öğrendin. Hayatta her şey planladığın gibi olmuyormuş değil mi? Meriç. Beni unuttun. Pardon efendim. Oğlum iyi gelmiyor biliyorsun. İlaçlarla. Biliyorum. Pardon, ben de alabilir miyim?
İyi madem. Bir kadehten bir şey olmaz diyorsa. Tamam anne, fazla uzatma. Ne güzel, herkes burada vallahi. Ay Sultan'la kaçtır görüşeceğiz olmuyordu. Bir yer ayırtmıştık. Android oğlu da gelmiş, ne güzel. Hoş geldiniz. Merhabalar. Fikri Hanım, yani planlasak bu kadar olur. Ben de Sinan'a bir görüşemedik diyordum. E buyurun siz de. Özel bir şey değil yani. Biz rahatsızlık vermeyelim. Ay yok canım, ne münasebet. Buyurun. Cem, nerelerdesin sen ya? O kadar aradım, spora da gelmiyorsun. Hmm. Onu da bıraktım. Merhaba Su, nasılsın? İyiyim. Ya kusura bakma, ben bu kadar zaman sonra pek çıkaramadım seni. Aşk olsun Sucuğum. Her gün Cem'le bize gelirdiniz. Komşuyduk o zamanlar. Merkezdeki oteller gelirlerinin çoğunu restoran, bar ve spor salonlarından kazanıyor. Ya onları devredeceğiz, birilerine gidecek canım. Spor salonu için bile daha şimdiden bir sürü teklif var. Bara da aslında aynısını yapabiliriz. Ünlü bir işletmeci de devreder, kendi şubelerini açarlar. Sadece bar yaparsak bence mekana yazık olur. Çünkü orası gündüz de iş yapar. Orasını işletmeciye bırakın. Siz temiz temiz paranızı alın. Aslında barı ben işletmeyi düşünebilirim. Eskiden tek eldendi değil mi bu işler? Ha? Otel sahipleri her yeri kendileri işletirdi. Olası tabii. Ulan aslında fena fikir değil ha. Ha? Gündüz kafe, gece bar. Böyle elit. Ha? Bizim Çetin Efendi iyi anlar öyle yerlerden. Yıllardır öyle yerlere para yatırır. Bu kez de işletmeci olarak yatırsın bakalım. Bir proje dosyası hazırlarsa hemen biz de değerlendiririz. Getirir herhalde. Değil mi lan? Alo, kime diyorum? Neyse. Biz seninle daha sonra konuşuruz. Benim çok önemli bir randevum var. Kusura bakma. İyi akşamlar. Sen ne yapacaksın? Ben biraz buradayım. Şu bar işini biraz düşüneyim. Tabii. Düşün. Düşün. Açmaz artık o, belli. Ay açmayacak da ne yapacak? Ay delirdi mi bu çocuk? Delirmiş. Sarmış o manyak kızı da başına. Ay sakin ol Keremciğim, yapacak hiçbir şey yok. Bak, kızın annesi baskın bir tiptir. Ali'nin eline bırakmaz kızını. Hem durumları da çok iyi. İnşallah. Yani Ali'ye güveniyorsa maddi olarak. Ay tanıyorum diyorum, mümkün değil. Alo? Ali? Açtı. Oğlum niye açmıyorsun? Arzu ile konuştuk oğlum. Sen de anladın herhalde. E peki ne düşünüyorsun? Biraz zaman diyor. Ben var ya onun zamanına ver şunu. Alo, Ali. Ne bu rezillik? Kız gelip bize çemkiriyor. Baba baba deme bana. Hemen buraya geliyorsun. Ha, yarın hesabına bir bak bakalım neyle kalacaksın orada. Yeter. Alo, oğlum. Canım bak,
Baban çok sinirlendi ama haklı. Alo? Alo? Kapatmış. Ya aferin Kerem sana. Ya hadi bir sürü derdimiz var zaten, bir de Ali'nin şeyle uğraşıyoruz. Hadi geç kalıyoruz. Hadi, hadi. Okul bitene kadar ne yapacağını bilemiyor tabii insan. İş dünyası başka. Ben de zaten yeni yeni öğreniyorum ne yapacağımı. Bir dakika ya. Sen de okulu bitireli bir sene olmuyor mu? Böyle iş dünyası lafları falan. Öyle oluyor. Seni de göreceğiz. Vallahi ben şimdilik profesyonel mirasçı da olmayı düşünüyorum. Su, sen en son veteriner olmaya karar vermiştin. Son durum ne? Ben galiba hiçbir şey olacağım. Ya kart vizitimde Suma Beyinci yazacak. Fikri Hanım'ın torunu. Şey, aslında ben bölümümü isteyerek seçtim. Sahne ve gösteri sanatları yönetimi. Ama ya şimdi hiç hevesim yok. Çok güzel bir bölüm. Bilerek mi seçtin? Aslında galiba ben sahnede olmak istiyordum. Oyuncu, müzisyen. Onlar olmayınca. Fikriye Hanım böyle işleri saygın bulmayınca demek istiyor. Öyle müzikalleri izledim ki onları yapmak bir holding yönetmekten daha zordur eminim. İstersen sana birkaç DVD falan getirebilirim. Belki seni gaza getirir. İzninizle. Bence en kısa zamanda görüşelim. Çok beklettin mi? Olsun, dert değil. Ben de son dakikada aradım zaten. Bir işin yoktu değil mi? Vardı ama iptal ettim. Aramana çok sevindim. Ben de gelmene çok sevindim. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Hadi. Zamandan beri sana hesap veriyorum. Ne oldu? İçine düşecekti tıpkı bir sinek gibi. Bana bak. Herkese yüz vermeye başladın. Arkadaşça davranıyor. Senin asla bir kıza davranamayacağın gibi. Git de biraz insanlık öğren. DVD'leri ne zaman istersin? Tamam. En kısa zamanda. Küçük sırlar.
Günaydın. Günaydın. Kızım, portakal suyunu beklesene. Söyle ona bundan sonra çek başına. Benden umudunu kessin. Günaydın. Vay, vay, vay. Amerikalıların ünlü bir sözü vardır. Şşş, bipletme kendini. Hayır canım, onu demeyecektim. Oh my god diyecektim. Demir, bu sen misin oğlum? Hayır, tanıştırayım. Şeytanın avukatı. Ömer Bey teklif ederse ona da varım. Ne iş olsa yaparım diyorsun yani. Aynen öyle. Abi, ne bu gaz? Çetin'in LPG testlerine mi uğradın? Oğlum, dikkat et oğlum. Ben bu Ömer denen adama hiç güvenmiyorum. Zaten sana niye iş teklif etti onu da anlamadım. Kim bilir neyin peşinde. Bu insanlara güven olmaz. Anne, amma efam yaptın ya. Ne yapacak adam? Kötü yola mı düşürecek beni? Sen bu domestik engellere takılma abican. Yürü git. İçindeki potansiyel iş adamı canavarını sal. Önüne gelen iyisin. Neyse. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Dur, portakal suyu sıktım canım. Anne, ilk günden geç kalıyorum ya. Hadi bay bay. Bay bay. Ben çıkıyorum. Dur kızım, portakal suyunu iç. C vitamini. Ya anne, istemiyorum. Sihirli istemiyorum. Ah. Of. Ya üstüm battı. Anne dur, ben yaparım. Dur canım. Anne dur, ben halledebilirim. Anne tamam, ben yaparım. Anne. Bu ne böyle? Meriç. Bu ne? Bu para ne? Benim paralarım. Çalışıp kazandım. Demek çalışıyorsun. Ne zaman söyleyecektin bana? Okulda asıyorsun. Kızım sen neler yapıyorsun? Buna resmen yalancılık denir. Sen çok mu dürüstsün anne? Ben her şeyi biliyorum. Abime de bana da yalan söylüyorsun. Beni bu şekilde suçlayamazsın. Ben senin annenim. Ben senin annenim. Gel bakalım Çetin, gel, gel. Bak, seni burada tanıştırmak istediğim biri var. Bu güzelliğin adı Sedef. Bu da benim oğlum Çetin. Memnun oldum. Merhaba, ben de memnun oldum. Hadi otur. Beraber kahvaltı yapalım. Yok. Benim çıkmam lazım. Acil bir işim var. Otur lan. Sıpa. Ne işin var? Gören de devlet yönetiyorsun zannedecek. İyi ki kıçı kırık bir okula gidiyorsun ha. O da yalan dolan zaten. Otur hadi, otur. Baban çok söz etti senden. En sonunda da tanıştık. Hayatım, oğlunun siması çok tanıdık geliyor bana. Kerata biraz bana benzer de ondan güzel. Evet, çok benziyorsunuz. Ayşegül. Uyan Ayşegül. Kaç kere dedim sana ya beni böyle kaldırma diye. Kapris falan çekemeyeceğim Ayşegül. Kalk, eşyalarını topla, yeni evimize gidiyoruz.
O eve asla gitmeyeceğim. Sen bilirsin. Başının çaresine bakarsın o zaman. Ya o ne demek ya? Kes! Bu hayat senin etrafında dönmüyor kızım. Anla artık bunu. Ben burada kalacağım. Samim'le konuşur hallederim. Ben konuştum. Gidiyoruz dedim. İnan bana çok memnun oldu. İstemiyorlar burada kalmamızı. Görmüyor musun? Laf sokmalar, söylenmeler. Sığıntı gibi daha ne kadar kalacağız burada? Su, hala uyuyor musun kızım? Hayır, uyumuyorum. Hadi hazırlan, alışverişe çıkıyoruz. Babaanne program yaparken bana sordun mu? Belki benim bir işim var. Hiç aklına gelmedi değil mi? Akşam Sinan'la buluşmayacak mısın sen? Ne giymeyi planlıyorsun, düşündün mü? Yok canım. Ne gerek var? Sen nasıl olsa benim ne giyeceğimi planlamışsındır. Dur bakalım burada işe yarar bir şeyler var mı? Şu. Aman yok canım, hadi sen de. Arzucuğum, ben çıkıyorum. Muhasebeciyle buluşacağım sabah. Maliyetçi ile hesapları kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa seni yalnız bırakmazdım. Ben iyiyim. Akşam partide buluşuyoruz ama değil mi? Saat 7'de Samim'de olacağız. Ben gelmem. Şimdi parti kalabalık falan, kaldıramayacağım yani. Ya aşk olsun Arzu. Ya bugün benim doğum günüm. Hem ben bak akşamüstü erken geleceğim. Kızlarla buradan buluşup gideceğiz birlikte. Mazeret kabul etmiyorum. Tamam. Akşam 5'te buluşuyoruz. Duydun mu Arzucuğum? O zaman ben de eve geç gelirim. Doğum günü çocuğuyla da karşılaşmam böylece. Ben hemen geliyorum tatlım, tamam? Tamam canım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Canımlar, cicimler. Kendine gel. Baban bana bayılıyor. Ben de onu çok hoş buluyorum. Abuk subuk konuşma.
yok ol. Sanmıyorum. Sedef. Hadi yavrum. Biz çıkalım. Nereye? Bugün şirketi gezdireyim diyorum sana. İşine mani olmayayım. Mevzu değil güzelim. Sen canını üzme. Evlat. Sana eyvallah. Görüşürüz baba. Hoşça kal. Kafa nasıl Çimçet? Aldın başına belayı. Teşekkür ederim. Meriç bir süredir tavırlıydı, farkındayım. Okul meselesi yüzünden tartışmıştık, ben ondan sanıyordum. Meğer tamamen seninle ilgiliymiş. Canım. Meriç'le de, Demir'le de konuşmaya hazırım. Yeter ki sen iste bunu. Kesinlikle olmaz. Büyük tepki gösterirler. Meriç'in yaptıklarına baksana. Meriç'in tepkisi tamamen senin gizlemenle ilgili. Haksız da değil. Bizler yetişkin insanlarız, bekarız. Birlikte olmak istememiz son derece normal. Onlar da bunu anlayışla karşılayacaktır. Olmaz Emre. Ne kadar yetişkin muamelesi bekleseler de onlar hala çocuk. Şebnemciğim, böyle gizli saklı olmaz ama. Boşu boşuna hepimiz yıpranıyoruz. Flört yaşını geçtik artık biz. Seninle ilgili düşüncelerim, niyetim son derece ciddi. Her zaman öyle oldu ya. Emre, ben henüz bunlara hazır değilim. Baskı yok. Sen yeter ki sıkma canını. Buyurun, Ömer Bey'in odası burası. Sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Gel bakalım delikanlı. Hem oteli gezelim, hem konuşalım. Hadi gel. Nasıl istersiniz. Hangi okulda okuyorsun sen? Oğlumuzla aynı okulda. Hmm. Çetin'i liseden tanırım. Bölümleriniz de mi aynı? Hayır, ben yöneticilik okuyorum. Burslu okuyorum tabii. İyi ya işte, ne güzel, aferin. Baban ne iş yapar peki? Babam eski bir reklamcı. Uzun yıllar önce Bodrum'a yerleşti. Babam daha çok arkadaşımız oldu aslında. Ailenin ulu bilgesi olmayı tercih etti yani. Annem de haliyle babalık görevini üstlendi. Ama herkes mutludur bizde. Öyle parçalanmış aile travması yoktur yani. Pek iş görüşmesinde anlatılacak şeyler değil ama... Bak aslanım, seni gözüm tuttu. Ben öyle formalite adamı değilim. Cephede yetiştirdin kendini. Sahip olduğum ne varsa... hepsi için savaştım. Mabencilerin yanında işe girdiğimde çok fazla bir şeyim yoktu. Ama kararlıydım. Sen de öylesin. Sana iş vereceğim. Sağ olun. Önce bir resepsiyondan başla bakalım. Neler yapabiliyorsun bir görelim. He? Tamam, anlaştık.
yukarı. Ne oluyor Eves? Muayen gününde herhalde. Ya sen ne yüzsüz bir şeysin kızım. Dün gecemi mahvettin, şimdi bir de karşıma geçmiş. Ha, sen onu diyorsun. Bence fazla duygusal davranıyorsun. Önemsiz bir konu. Önemsiz mi? Önemsiz olduğu için mi bütün gece yanlarından ayrılmadın Ayşegül? Eğlenmek için. Hem senin Murat ilgi alanıma girmiyor. Çok sıkıcı. Ya sen dalga mı geçiyorsun? Adamın dibine düştün. Sonra senden kaçtı da gitti resmen. Eğer senin çakma modacını beğeniyorsaydım şu anda salyalarını akıtarak yanımda oturuyor olurdu. Çet gibi mi? Ya da Ali gibi mi Ayşegül? Kötü olan benim. Siz eziksiniz. Kötü olamayacak kadar da korkaksınız. İki laf sokmayla ancak zavallı olursunuz. Kötü olmak demek yalnızlığı göze almak demek. Sizde o cesaret var mı ha? Bizim derse girmemiz gerekiyor değil mi Ceyla? Sen de şu kurs saatlerine bak artık istersen. Kayıt parasını yakacaksın. Zaten paranız yok. Hayat güzel ve tatlı, hayallerim var parlak ve renkli. Hayat benim, zamanım var. Küçük küçük oyunlar oynarken ne zevkli. Meriç. Abinin artık bir işi var. Aa! Çok sevindim. Demir'in önlenemez yükselişi nereden başlıyor? Resepsiyonla. Ama Ömer Bey beni çok sevdi sanırım. Yani hızlı yükseleceğim, göreceksin. Eminim. Yükselmen gereken bir kız meselen var. Bence başarılı olmanın sırrı gibi bir şey bu. Annem nerede? Bilmem. Geziyordur herhalde. Bir şey mi demek istiyorsun? Ben mi öyle anladım? Sen öyle anlamışsın. Neyse ödevim var benim. Ben ineceğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Efendim Emre. Şebnem neredesin? Hala yoldayım. Çünkü taksiden indim, yürüyorum. Trafik tamamıyla durdu. Seni görmek istiyorum. Ay, Emre sırası mı şimdi? Tamam, zaten geç kaldım. Hadi sonra konuşuruz. Hoşça kal. Of Şebnem, çocuk gibisin. Çocuklar bizden çekinmiyor, biz onlardan korkuyoruz. Abi su arıyor. Açayım mı ben? Hayır, açma. Yani evi başımıza yıkıyordun abicim. Kabul et. Tersem gibi aşıksın sen. Ne alakası var ya? Sakarlık işte. O mesele benim için kapandı. Yeri de bıraktım artık. Tabii.
Peki. Sen bilirsin Demir Bey. Ne kadar salağım. Alo. Ha, merhaba Sinan. Tamam, geliyorum şimdi. Selam. Affedersiniz, saatiniz kaç acaba? 8. Tamam. Etilere gidelim. Vay canına. Çok güzelsin. Sağ ol. Nereye gidiyoruz şimdi? Özel olarak istediğim bir yer yoksa bana bırak derim. Süper. Bu gece eğlenmek istiyorum sadece. Gece sende bir değişiklik mi var? Bilmem. Göreceğiz. Gece uzun. Senin doğum günün değil mi? Niye bana sürpriz yapıyorsun? E sen dışarı çıkmak istemeyince ben de partiyi eve getirdim hayatım. Fena mı? Hadi gel. Selam. Bizi tanıştırmayacak mısın Biricik? Hiç vakit kaybetmiyorsun bakıyorum Kayhan. Geçerli nedenlerim var. Kızım Arzu, Kayhan. Kayhan'la son moda çekimlerimizle birlikte çalışmıştık Arzucuğum. Gerçekten güzel bir yermiş ama burası. Buraya daha önce gelmemiş olmana çok şaşırdım. Çok bilinen bir yerdir burası. Ya ben aslında Beyoğlu'nu çok fazla bilmiyorum. İyi de İstanbul'da yaşayıp Beyoğlu'na gelmeden genç olunmaz ama. Aslında ben genç olmayı daha yeni öğreniyorum. Hatta İstanbul'u. Hatta hayatı. Efendim şekerim. Heves içeri giremiyorum ya. Anahtara bir şey oldu. Hadi gel de eve girelim. Hiç kusura bakma tatlım ama gelemem. Randevum var. Keşke dün gecemi berbat etmeseydin.
Sen beni cezalandırıyorsun yani, öyle mi? Alakası yok bir kere. Eğer dün gecem iyi geçseydi evde olurdum. Hem Neslişah eşyalarınızı toplamış. Babam da anahtarlarımızı değiştirdi. Bence sen artık annenin evine git. Hevesten evde misin? Aa, ne alakası var kızım ya? Allah belanı versin senin. Efendim Ayşegül. İmkansız. Bizimkilerle kapıştık. Görüşürüz, bay bay. Bugün sana, yarın bana. Biraz burnu sürtsün. Hiç vallahi. Hala kendisini prenses sanıyor. Bunlar yine iyi günleri. Artık bizim sıramız. Evet. Arzucuğum, niye burada böyle oturuyorsun? Giyin mi öyle Ayten? Neden biraz yemiyorsun? Ya baksana. Çıkalım istersen ha. Boğaza gidelim. Deniz havası alırız. Şahane olur. Bana izin verir misin? Ben de yurttan ayrıldım. Dön dolaş babaannemin evine geri döndüm. Geri dönmek aslında çok gücüme gitti. Sen babaannemi bilmezsin. Seni o büyüttüğüne göre harika bir iş çıkarmış. Bana iltifat etme ne olur. Ya sohbet et. Sadece sohbet. Tamam. Sohbet edeceğiz ama az sonra. İzninle hemen gelirim. Aşkım bir dakika. Bir dakika dur, anlatayım. Çekil git Sinan ya. Neyi anlatacaksın? Resmen gözümün önünde flört ediyorsun kızla. Aşkım bak, göründüğü gibi değil. Bana yalan söyleme. Gözüme mi inanacağım, sana mı inanacağım? Çekil git, görmek istemiyorum seni. Bir dakika. Dinlemeden bırakma. Sevgilim bak, anlamaya çalış. Bunu yapmaya mecburum. İçerideki kızın babaannesiyle benim annem bir anlaşma yapmışlar. Geleceğimi riske atamam. Yuh ya, resmen kendini sattığını itiraf ediyorsun yani. Evet. Ama ben seni seviyorum. Böyle şeylerin aramıza girmesine izin vermeyelim. Olur mu?
Demek burada saklanıyorsun. Doğum günü pastası kesilecek. Seni almaya geldim prenses. Pasta benim değil Kayhan. İstediğin kadar uğraş. Benden kurtulamazsın. Beni ortadan kaldırman lazım. Düşünmedim değil biliyor musun? Ne kadar güzel gülüyorsun. Boş ver pastayı. Biz seninle burada kalalım ne dersin? Karbonhidrat beni sakinleştirir belki. İnelim. İnelim. Bir şey olsun. Şey mi var? İçki mi ısmarlayacaksın bana? Neden? Buraya gelen sizsiniz. Ben mi ısmarlayacağım? Halkla ilk karşılaşmamız mı? Pardon? Diyorum ki... Saraydan kaçtınız herhalde. Evet. Nereden anladınız? Tamam içkiler benden, hak ettin. Sen dedim ama boynumu vurdurmazsın umarım. Alper. Sen gerçekten saraydan kaçtın sen. İki tane daha. Odam neresi? Sağdaki ilk oda. Çok hızlı içiyorsun. Neden? Sarhoş olmak istiyorum. Kime kızgınsın bu kadar? Hayata. Bütün dünyaya. Burnun düşse eğilip almazsın sen. Gururlu olmak kötü mü? Onun adı kibir. Büyük günahlardan biridir. Sen özgür olmak istiyorsun. Teslim olmadan özgürleşemez insan.
Neye teslim olmadan? Neye ya da kime teslim olacaksın? Bunun cevabı ne olmak istediğinle ilgili. Of! Sen profesyonel fotoğrafçı değil miydin ya? Ha? Ne şimdi bu böyle? Duygusal konuşmalar, ruhsal çözümlemeler. Fal da bakarsın sen. Bakarım. Fotoğraf makinesiyle fal bakarım. Ruh çağırırım. Yeter. Bu partiyi derhal dağıt. Yoksa elinde patlayacak. Anne. Şu an kimse benim ilgimi çekemez. Neden bahsediyorsun? Hiç anlamıyorum Arzucuğum. Bunu nasıl göremiyorsun? İnanamıyorum sana. Arzu. Şampanya getirdim. Ben içemiyorum çünkü hamileyim. Merhaba baba. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bir dakika. Oh, bir Su. Ay pardon, seni tanıştırayım. Bu benim sapım. Böyle sürekli beni takip eder böyle. Çek diye karşıda çıkar. Su, sen sarhoşsun, seni evine götürüyorum. İstedim, içtim, sarhoş oldum. Sana ne? Sarhoş oldum, sana ne? Sana ne? Ah. Alper'im, hadi biz gidelim. Su, bu halde nereye gidiyorsun? Yaramazlık yapmaya. Bir şey yok. Kendi başını belaya soktuğun yetmezmiş gibi bize de bulaştırdın kızı. Baba, ben o kızı seviyorum. Arzu herhangi biri değil benim için. Onun için mi bırakıp gittin Londra'ya? Ben bu çocuğun sorumluluğunu alabilirim. Bok alırsın. Sen daha kendi sorumluluğunu alabiliyor musun Zibidi? Yeter ya, yeter. Durdur arabayı, ineceğim. Defol. Defol. Tek başınasın artık. Ne halin varsa gör. Thank you.
bunu içmesen de olur aslında. Bakıcılık yapmak istemem. Yapma. Sen fotoğrafçılık yap. Bunlar harika. Wow. Gözüküyorum. Çok istiyorsun değil mi böyle pozlar vermek? Nereden anladın? Bütün kadınlar ister. Sen de benim fotoğraflarımı çekmek istiyorsun. Değil mi? Nereden anladın? Bütün erkekler ister. Sen keyfine bak, ben geliyorum. Arzu? Veli? Arzucuğum? Arzu ne oluyor burada? Ne oldu? Hiç sesin çıkmıyor. Uyudun mu? Seni bekliyorum. Fotoğraflarımı çek.